Dört yıl. Dile kolay. Aramızdaki mevzu geçeli. Dört yıldır suspus. Niye? Çünkü kavganın, gürültünün, birbirine sallamanın, primin kimseye bir faydası yok. Bizim amacımız, olayımız da bu değil. Burada Amerika'ya gelmişiz. Bir şeyler başarmaya çalışıyoruz. Hayat hikayemizi gösteriyoruz. Olay bu. Başarırım, başaramam. Şirketi büyütürüm, şirket batar. Ne olursa gösteriyoruz değil mi? Ama artık sabrımızın sınırını zorluyorlar. Bu konuyla ilgili gerçekten 4 yıldır sırf prim denmesin diye, sırf onun üzerinden şunun üzerinden prim yapıyorsun falan denmesin diye 4 yıldır hiçbir şey söylemiyorum. Hiç kimseye cevap vermiyorum. 50 defa soruluyor canlı yayınlarda falan ama... Ben Amerika'da kimin neler çevirdiğini, kimin Los Angeles'ta neyin peşinde olduğunu, doğu yakasından batı yakasına, güneyden kuzeye biliyorum. Farkındayım ama biz burada bir avuç ya, bir avuç Türk'üz abi. Biz burada birbirimize sallayarak bir yere varamayız. O yüzden... Bu nasıl bu işleri yani halletmenin yolu bu değil anladın mı? YouTube, sosyal medya şu bu değil. Ama gerçekten 4 yıldır her canlı yayın, her mesajda hep sabrımın sınırı zorlanıyor. En son bir tane video çekeceğim. Her şeyi anlatacağım. Çanak çömlek o zaman hakikaten patlayacak. Lan bizim size ne katabildiğimiz. Benim kitlem onlara ne kadar sevdiğim, onların beni ne kadar sevdiğine kadar saygı duyduğu ve influence gücü o kadar önemli ki burada. Bunu kıskanıyorlar işte. Adamlar izlenme alıyor, sıkıntı yok. Ben bugün çıksam e, bir tane hatun tavladım desem 1 milyon. E, Uber'e girdim, Uber'de Amerikalı kız beni öptü desem 1 milyon. Ama influence güçleri yok. Adamların takipçi kitlesi yok. Ya benim, bak fan kelimesini hiç sevmem. Adam fan sayfamı açmış, Berkay kardeşim. Bakın 20 bin olmuş ya. Bu, bu kimsede yok abi bu. Bu Amerika'da kimsede yok, bunu kıskanıyorlar bunu kıskandıkları için, bunu çekemedikleri için üstüme geliyorlar. Hayrettin de hatırlıyorsanız aynısını yaptı. En son dayanamadı, kemiği kitleye salladı ve ağzının payını aldı, videoları kaldırdı. Bunu bu yok adamlarda. Bunu çekemedikleri için e, sürekli beni test ediyorlar. Ben de sürekli sabırlı davranıyorum çünkü bunun size bir faydası yok. olmadığını falan nereden biliyorum biliyor musunuz? Çünkü o yoldan ben de geçtim. Bakın. Ben oraya girdim. Ha baktım ki tekelle bilgisayar kullanan tayfa bana göre değil. Ben çıktım. Adamlar çıkamadı izlenme aldıkları için kendilerini bir şey zannediyorlar. Bu tayfadan. Kelle bilgisayar kullanan tayfadan. Ben çıktım ve gerçekten meaningful bir community oluşturdum. Onu beceremediler ama izlenmeyi de bırakamıyorlar. Çünkü YouTube'dan gelecek paraya ihtiyaçları var. Adamın teki gidiyor kirasını ödüyor. Adamın biri gidiyor arabasını ödüyor. YouTube'dan gelen paraya adamların ihtiyaçları var. Benim ihtiyacım yok. Bunu da çekemiyorlar. Bu da için ayrı bir memedalesi. Bunu da saymıyorum. Ben oradan çıkmışım. Abi hala da her canlıyında bir şey duyuyorum atıyor. Her mail geliyor, bir şey oluyor. O sana bunu dedi, sana şunu dedi. Yeter be kardeşim. Salın gidin ya. Herkes kendi ekmeğinin peşinde burada. Herkes insanlara bir şey katmaya çalışıyor. Herkes kendi personal brand'ini oluşturmaya çalışıyor. Bırakın herkes kendi yolunda yürüsün. Kim kimi koparıyorsa kendi payının anlatabiliyor muyum? Son Dostlarım biz kendi yolumuza bakalım. Başkalarının görüşleri neler yaptıkları, neleri başardıkları veya neleri başaramadıkları bizi ilgilendirmiyor. Çünkü onların görüşleri bizim faturalarımızı ödemiyor değil mi? Bakın. 5000 dolar kirası var. Ödüyor mu? Adamların düşünceleri buranın 5000 dolar kirasını ödüyor mu? Ödemiyor. Ben ödemek zorundayım. O yüzden ben de burada çalışmak zorundayım. Bak bilgisayar açıp çalışacağım. Mevzuyu bitiriyorum. Çarşamba günü coin videosu gelecek. Şöyle şuraya bırakayım.